Jack Merkez'e basın talep olur mu sen? Sen de mi? Teşekkürler, sağ olun. Evet, merhabalar. Harbi edip Hasan Cankaya gösterisine geldik. Nasılsınız? Neler hissediyorsunuz? Teşekkürler. Güzel bir akşam olacak diye düşünüyoruz. Çok gülüyorum ben zaten Hasan Can'ı izlerken de. Çok keyifli bir akşam olması için geldik. Öyle hem heyecanlıyız hem de belki soru yönelisi testliyiz açıkçası. Ama o şekilde. Size de soru yöneltilse neler söylemek istersiniz? Anlatacağınız hikayeler var mı? Yok, soru sorulmamasını tercih ederim daha çok. Muhtemelen öyle bir şey olabilir. Zaten çok doğal ve akışında ilerliyor her şey. O yüzden güzel, keyifli bir program olacak diye düşünüyorum. Yani öncelikle umarım herhangi bir şey sormaz. Yani onda da içeride biraz konuştuk ama ya sonuçta gerçekten buraya eğlenmeye geldik. Hem de bir yandan da Hasan Can'a destek olmaya geldik. Gerçekten çok güzel bir program yapıyor. O yüzden burada olduğumuz için de çok mutluyuz. Keyifli olacağını düşünüyoruz. Sosyal medyadan takip ediyor muydunuz? Evet. Yani şöyle YouTube'dan falan önceden takip ediyorum. Sonra tabii Eksen'e geçince oradan takip etmeye devam ettik. Gerçekten çok güzel bir program. Keyifli. Çok da güzel bir tatil planınız vardı. Afrika'ya nasıl geçti sizin için? Neden Afrika'yı seçtiniz? Afrika benim çok uzun yıllardır gitmek istediğim bir coğrafyaydı. Böyle bir fırsat bulmuşken de öyle değerlendirmek istedik. Çok güzel, çok keyifli geçti. Çok bir kültür tatili oldu bizim için. Güzel tecrübelerle döndük. Merak ettiğiniz bir yer miydi? Ya çok güzeldi. Kesinlikle öyleydi. Onu zaten sürekli konuşuyorduk. Gerçekten orada gördüklerimiz bayağı büyük bir tecrübe oldu bizim için yani. Çünkü normalde ya pandemi olmasaydı hani gerçekten oraya gidilir miydi yani o dönemde? Hani işte tatil, denize vesaire gibi düşünürdük her zaman ama böyle pandemi döneminde bizim için çok güzel bir fırsat oldu. Orayı görmek çok güzeldi yani bizim için. Unutamadığınız anılar oldu mu orada? Yani oldu tabii ki. Oldu. Evet. Yani kabile ziyaretleri yaptık. O çok unutulmaz anlar bizim için gerçekten. Onun dışında gördüğümüz her şey, deneyimlediğimiz her şey zaten çok değerli şeylerdi. Oradan da kısa bir çeşme tatili oldu sanırım. Evet. Yani orası artık ev gibi. O yüzden tatil olarak pek saymıyoruz yani onu. Yurt dışına taşınmayı düşünüyorsunuz. Böyle haberler çıkmıştı. Amerika'ya taşınma gibi, evleri gibi oraya taşınmış. Öyle bir gündemimiz yok. Zaten işlerimiz var belli. O soruyu es geçelim. Evet. Yeni projenize hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Bir dönem dizisi olacak sanırım. Evet. 8. yüzyılda geçen bir dönem dizisi. Hazırlıklara başladık şu an. Eğitim aşamalarımız var. Onun dışında Ağustos gibi çekmeye başlamayı düşünüyoruz. Güzel bir sezona başlayacağız gibi duruyor şu an. Ses ziyaretleri olur mu diye sormayacağım. Çünkü onları hitap ediyorum. Yani Ebru izin verirsin. Ya hayır, pek tabii dönem İstanbul denk gelmiyor pek ama. Evet. Siz nasıl buluyorsunuz projeyi, yeni projesi? Çok gerçekten önemli bir proje, önemlisiniz. Yani evet, ben tabii biraz sürekli konuşma şansımız oldu. Ben gerçekten çok heyecanlıyım Ebru için. Çok büyük bir proje olacak. O yüzden ben de sabırsızlıkla bekliyorum yani bu tarz projeyi. Emre Hanım'ın televizyonunu izlemek nasıl bir çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani zaten onu görmeyi ister istemez yani böyle bir gülümseme oluşuyor suratında. Onu gerçekten izlemek çok büyük bir keyif. Oyunculuğunu beğenir misiniz? Onu zaten sormana gerek yok. Bence oyunda cevaplamama gerek yok bence yani. Peki, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Birlikte ben geçebilirim. Evet, tabii.